Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tavada tam kıvamında ıslak kek tarifim var. Karıştırma kabı içerisine 2 adet yumurtamı alıyorum. Kullandığınız malzemenin odasında olması gerekiyor. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker. Güzelce karıştıralım. Daha sonra içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt. Karıştırmaya devam ediyoruz. Üzerine 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kavurma tozu, 1 paket vanilya. Kullandığınız malzemeler mutlaka odasında olsun ve kuru malzemeleri eleyin. Tavamızı yağlayalım. Ben 1 tatlı kaşığı sıvıyla yağlıyorum. Kek harcının tamamını boşaltalım. Tavamızı bu şekilde sallayalım ve tezgahımıza vuralım. Tavanın kapağını kapatalım ve ocağımızın üzerine alalım. Alüminyum folyoyu 3'e katlayarak ocağım üzerine aldım. Şimdi tavamı yerleştireceğim. Kekimizi ocağımızın en kısık ateşinde kapağını hiç açmadan ortalama 25 dakika pişireceğiz. Zaten piştiğini üzeri kavuk tuttuğunu anlayabilirsiniz. Sonra kürdan testiyle kontrol edeceğiz. Ama mutlaka ocağınız en kısık ateşte olsun. Kekin sosu için 1,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, çeyrek çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı dolusu kakao. Ben içerisinde bitter çikolata kullanacağım için kakao miktarını 2 yemek kaşığı kullandım. Eğer siz çikolata kullanmazsanız 3 yemek kaşığı dolusu ilave edebilirsiniz. Karıştıralım ve ocağın üzerine alalım. Sosumuzu devamlı karıştırarak pişirelim. Kekimiz de pişmek üzere. Az kaldı. Kekimiz gördüğünüz gibi pişti. İsterseniz kürdan test edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kek temiz. Kekimizi artık alabiliriz. Şu an sosum da kaynamak üzere. Sosunuzu kekin pişmesine 5 dakika kala yapmaya başlayın. Çünkü hem sos hem de kek de sıcak olması gerekiyor. Sosum kaynamaya başladı. İçerisine bir parça bitter çikolata atıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Eridikten sonra kekimizin üzerine boşaltacağız. Kekin sosu güzel çekmesi için dilimliyoruz. İsterseniz farklı bir kabın içerisinde alabilirsiniz ama gerek yok. Tavada soslayabilirsiniz. Kek sıcak, sos da sıcak. Şimdi üzerine döküyorum. Bol soslu, ıslak bir kek oluyor. Ve tavada çok pratik. Sosun çekmesi için 15 dakika dinlendirelim. Kekim sosunu çekti. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz veya bu şekilde sade bırakabilirsiniz. Servisine geçebiliriz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Sosunu tam çekti. Ve çok güzel kabardı kekimiz. Size kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı da bu şekilde. Şimdiden değineceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bilimler zilini açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.